أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السابع والأربعون من مبحث السمعيات مبحث السمعيات 47. درسini okuyoruz. وواجب نسب إمام عادل بشرع فعل لا بحكم العقل وواجب نسب إمام من عدل. Şimdi ten yok mu? Adlin. Şey, imamin. İdafe değil mi? İdafe. Olur. İdafe de caiz, sıfet de caiz. Ve vacibun nesbu imamin adlin. Normal idafe de sıfettir. Vezin için belki imami adlin. Ve vacibun nesbu imamin adlin. Bi şer'i fe'lenna bi hukmil aklin. Ve vacibun nesbu imami adlin. Böyle tenimsiz daha vezne gelir, tenimli de olur. Adil bir imami, bir halifeyi seçmek bütün Müslümanlara vaciptir. Peki aklan vacip şer'an. Bir şer'i şer'an vacip. Ayetle de sabit, hadisle de nedir? Sabittir. Fa'lem sen bunu bil. La bi hükmil akli. Akıl hükmüyle değil. Ama mutezilelere göre, akla göre vacip. Niye? Çünkü onların kaydı, fasıl bir kaydeleri var. Aklın hasen yönü şey, hasendir. Bir reisin olup İslam toplumunu idare etmesi güzeldi. Akıl bunu hasen görüyor. Öyleyse aklın vacibdir diyorlar. Biz de muhtezileler nesbul imamın vacib olmasına müttefikiz. Sadece biz vacibi şer ediyoruz, onlar vacibi aklediyorlar. قَوْلُهُ وَوَاجِبُنْ نَسْبُ اِمَامِ عَدْلِ وَاجِبُنْ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ Haberi nedir? Mukaddemdir. وَنَسْبُنْ مُبْتَدَعُنْ مُؤَخَرٌ Nesbun da mübtedayı nedir? Muakhardır. Manu nasıl gelir takdir? Tabi takdire getince mübtedayı yerine, haber yerine geçiyor. اَيْ وَنَسْبُ اِمَامِ عَدْلِ وَاجِبُنْ Kimin üzerine vacibdir? عَلَى الْاُمَّتِ Ümmet üzerine vaciptir. Birini tanesinler. İnde ademin nesli minallahi. Eğer Allah-u Zülcelal bir kişi hakkında nesli kat'i etmemişse vaciptir. Allah etmiş zaten Allah'ın tane ettiği kişidir. Ev Resulihi ala muayyen. Allah'ın Resulü muayyen birinin üzerine tayin nesli etmemişse. Bu inde ademin nesli minallahi. Ev Resulihi ademu nesli ala muayyen. Muayyen üzerine nesli varsa odur. Bir de وَعِنْدَ عَدَمِ الْاِسْتِخْلَافِ مِنَ الْاِمَامِ السَّابِقِينَ Öyle değil mi? Evet. İmam-ı sabık eğer bir ne etmemişse, bir nesep etmemişse, yani sabık bir imam birini tayin etmemişse, müminlere nesbul imam nedir? Vacip. Ama önceki imam tayin etmişse, müminlere nesbul imam artık vacip değil, Ra'ayetül imam vacib. Allah, Allah'ın Resulü, imam-ı sabık birini tayin etmiş ise müminlere onun ra'ayeti vacibdir. Nesbul imam vacib değil. Ama nes yoksa, istihlaf-ı imam-ı sabık yoksa o zaman müminlere adil bir imamın nesbi nedir? Vacibdir. Şimdi tabi bunu söylediği genel olarak gaye herhangi bir imamın imam-ı adlı nesli vacip eğer nes yoksa istihlaf yoksa. Varsa nesli vacip değil. Raayet nedir? Raayet vacip. Taat nedir? Vacip. Oldu mu? Tabi şimdi biraz şeye bakarsak vacib-i nesli imam-ı adlı kime vacip? Bu ümmete. Bu ümmete Allah tarafından nes zaten yok. O Resulullah tarafından da nes yok. O zaman inde ademi nes minallahi ev resulihi bu ümmete nispeten bunun bir manası yoktur. Ha, ve ademi istihlaf minel imam-ı sabiqi tamam. Bu var bu ümmette
Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i tayin etmiş, artık ümmette onun taati vacip oldu. Nesbul imamın adil vacip olmadı. Yani makama bakarsak bu ümmetin vacibinden bahsediyor. İnde Adem'in nesli minallah ve Resulü'ne gerek yok. Yok, genel olarak bakarsak semavi dine bağlı olan, hak dine bağlı olanlar genel olarak alırsak o zaman nesl bazı ümmetlerde olmuş. Şimdi devam ediyoruz. Mesela bihilafi inden nesli minallahi, bak bihilafi o nesl imamın hilafince inden nesli minallahi kema fi kavli ta'ala ya Davud'u inna cealnake halifeten fil ardi. Halife Davud'u, başka bir halife olmadı. Zaten peygamber de oydu, daha halife de oydu. Ev min resulihi, ev istihlafi minel imam-ı sabık. O da, yani Resul tarafından halife, Efendimiz istihlaf etmemiş. Herhangi bir peygamber yaptığını dair de söylemedi. Demek ki yokmuş. Ha, istihlaf var. Kema vaka min Ebi Bekir'in. O ne yapmış? Fe innehu evsa bil hilafeti ba'dehu. Kendisinden sonra hilafeti ihsa etmiş, vesiyet etmiş. Li Ömer'e radiyallahu anhu, Hazreti Ömer'e vesiyet etmiş. Oldu. Ve la ferqe fi vücubi nesbil imami beyne zemenil fitneti ve gayrihi. Hani nesbil imam vacibdir ya, bu fitne döneminde de vacibdir. Fitne dönemi olmazsa da vacib. Kema ve mezzebu ehli sünneti ve ekseri mu'tezileti. Ehli sünnet ile ekseri mu'tezilenin görüşü nesbul iman her zaman vacib. Ve qile yecbu li teskinil fitneti. Demek fitneyi dindirmek için vacib. Sadece fitne döneminde vacib. Ve qile fi gayri fitnenin gayrisine vacib. Niye? Li ennehu zemenu ta'ati. Çünkü taat zamanı fitnenin olmadığı zaman. Fitne olduğu zaman kimse itaat etmiyor ki nesber gerek de kalmıyor. Vakile la yecibu aslı. Herkes dinini öğrenecek, yaşayacak. Ama bunlar hepsi zayıf. En kuvvetlisi birinci. İkinci sırada ikinci kıyla. Üçüncü sırada üçüncü kıyla. Dördüncü sırada dördüncü kıyla. Buradaki zikir sıraya, afdaliyet, evleviyet sırasına göre. Peki imama adl lazım. Adl'den murad nedir? Vel muradu bil adli huna adlu şehadeti. Adlu şehadettir. Adlu rivayet değil. Öyle ise kadın olmaz, köle olmaz. Adlu rivayette kadın da hadis rivayet edebilir, köle de edebilir. Bazıları diyorlar yok kadına halife olan bilir. Hazreti Ayşe, Hazreti Ali ile Vak'atul Cemel, eğer Hazreti Ayşe muzaffer olmuş olsaydı o halife olurdu. Öyle değil. Hazreti Ayşe eğer muzaffer olmuş olsaydı İbn-i Zübeyr'i halife yapacaktı. Yoksa kendisi olacaktı. Kendi halife olma iddiası bir şey, arzusu yoktu. وَلَا يَتَحَقَّقُ بُتْ عَدْلٍ Tahakkuk etmez illa, yani adalet gerçekleşmez illa بِشُرُوتٍ خَمْسَتٍ Beş şart birinde mevcutsa o adildir, adaleti vardır. Bunlardan biri veya birkaçını eksikse o kişi adil olamaz. اَلْاِسْلَامُ Demek kafir adil olamaz. لَنَّ الْكَافِرَ لَا يُرَعِي مَسْلَحَةَ الْمُسْلِمِينَ Kafir Müslümanların mefsedesini riayet eder. Meslahatini, faydalarını düşünmez, riayet etmez. Vel buluğu vel aklu. Niye? Lianne sabiyye vel mecnune la yeliyani emre nefsihima. Bunlar kendi nefsinin velisi olamıyorlar. Bunlara bir veli lazım. O zaman fela yeliyani emre gayrihima. Başkalarının emrine, hele hele ümmetin emrine hiç veli olamazlar. Eti üç, İslam, buluğ, akıl ve hürriyet. Dördüncüsü hürriyettir. لِأَنَّ الرَّقِيقَ مَشْغُلٌ بِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ Rakik, seyyidinin hizmetiyle meşguldür. Rakik,
Seyyidenin hizmetiyle nedir? Meşguldür. Ümmetle, ümmetin emriyle meşgul olacak vakti yok. Bir de وَلِأَنَّهُ رَقِيق مُسْتَحْقَرٌ فِي عَيُونِ النَّاسِ İnsanların gözlerinde hakirdir. فَلَا يُحَابُ Heybetli olamaz. Müslümanların gözünde azameti olamaz. وَلَا يُمْتَسَلُ اَمْرُهُ Emri imtisal edilmez. Yani birine tazim edilmiyorsa, azamet gözüne bakılmıyorsa, emri de ne yapılmıyor? Emri de imtisal edilmiyor, yerine getirilmiyor. Kimse onu dinlemez. Beşincisi وَعَدَمُ الْفِسْقِ Niye? Fasık olmayacak. لَنَّ الْفَاسِقَ لَا يُثَّقُ بِهِ فِي اَمْرِهِ وَالنَّهِيِ Fasık kendi emrinde, nehinde, yani emir yaptığı şeyde, neh yaptığı şeyde kendisine güvenilmiyor. Doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor, güvenilmiyor. Bitti. Hani adil şart ya, diyor, vel muradu kevnuhu, imamın kevnu, o imam olacak, imam tayin edilecek adil kişi, adlen velev zahiren. Velev ki zahiri adil olsa kafi gelir. Niye? Li'ennehu çünkü zahir ellezî kullifna bihi. Bizim mükellef olduğumuz şey zahirdir. Li'ennehu zahir ellezî kullifna bihi. Zahirle ne olmuşuz? Mükellef olmuşuz. Biz zahirle mükellefiz. Bakın hasır. Li'ennehu ellezî kullifna bihi. Biz zahirle mükellefiz. Batınla mükellef değiliz. Fe madem adil zahir kafidir, fe la yuşeretul adaletul batinetul. Adaleti batın nedir? Şartı. Kişinin iç alemini bilmek zorunda değiliz. Zahire göre adil ise kafidir. Bu şartlar şimdi diyecek ki halife tayin edilirken başta lazımdırlar. Halife olduktan sonra bunlardan biri iki bozulursa bakalım durum ne olur. Sümme inne hazihi şuruta inne mahiye fil ibtidai yani nesbün ibtidasında ve haletil ihtiyari bir de ihtiyar yani ikrah olmadı, zorlama olmadı, galebet olmadığı zaman bunlar lazım. Bak fil ibtidai dedik. وَاَمَّا فِي الدَّوَامِ فَلَا يُشْتَرَتُ Adır şart değil. كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَتِي Nasıl? Mahiyetinden şimdi biliniyor. Şimdi geliyor açıklaması, biraz sonra gelir. وَلَوْ تَغَلَّبَ عَلَيْهَا الشَّخْصُ Bir de dedi ki, وَحَالَتِ الْاِخْتِيَارِ Bu da onun açıklamasıdır. وَلَوْ تَغَلَّبَ عَلَيْهَا الشَّخْصُ Eğer imamet üzerine hilafet üzerine bir şahs galip gelirse veyahut velo tegallebe aleyha bu ümmet üzerine şahsı bir şahs adamlarıyla galebet etti bu ümmete kahren, kahri olarak zorla ümmetin başına kaba kuvvetle silahla başına geçti in akadet lehu in akadet imamet lehu ona imamet münakkat olur. Ve inlem yekun ehlen ehl olmasa kesabiyin ve emretin ve fasihin zorla halife olduysa oldu. Ve yecbu taatuhu fima emmere bihe ve neha anu İslamiyete aykırı olmadığı sürece emretiş şeyde nehetiş şeyde itaati vacib. Kel mustevfi li şuruti Bu hilafetin beş şartlarını yerine getiren kişinin emir nehinin taati vacip olduğu gibi bunun da vacip. Niye? Taat edilmese İslam ve Müslümanların birliği bozulur, güç kaybeder, daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalırlar. قَوْلُ بِشَّرْعِ فَعْلَمْ لَا بِحُكْمِ الْعَقْلِ اَيْ اِنَّ وُجُوبَ النَّسْبِ الْاِمَامِ بِشَّرْعِ عند اهل السنه فعلم ذلك sen bunu bil. Yalnız var burada bir kavlihi şey var radde. Var radde de olur.
رد ادلي بقول مسلمون قولي لا لا بحكم العقل ياخد والرد ردة مصنف بقول لا بحكم العقل على بعض المعتزلة دي. بير قسم معتزلة لرا نيتي بير قسم معتزلة لرا رد دي كالجاحز معتزلة رؤسالارından biridir. وغيرهي جاحزا غيرسي. Niye bunlar ne demişler? حيث ذهبوا إلى أن ذلك نسب الإمام بالعقل لا بشرع. نسب الإمام عقلدır, شرع لا değildir demiş. Kim? معتزلي جاحز ve جاحز gibi düşünen معتزليler. جاحز ve غيري demişler akıllıdır binan ala kaideti mine tahsini ve takbihil akli yeyni. Hani onlar ne diyorlar? Tahsin takbihil akli. Akli vardırlar. Ona binaen ona diyorlar nesbul imam vacibdir ama aklen vacib. Çünkü akıl nesbul imamı hasen diyor. Ve minel vücuhi dalleti ala vücubihi bişer'i ko. Ehl-i sünnetin görüşüdür. Enne şari'e emr bi kâmetil hududi. Bak deli şari'i. Resulullah aleyhissalatü vesselam hadleri yerine getirin. Hızlı yapan elini kesin, içki içenin kaç denek vurun? 80 denek vurun. Yok, 40 denek vurun. İftira edene 80 vurun. İşte şöyle racim yapın. Birini öldüreni kısas edin. Bunu emretmiş. Ve seddi suhuri, suhur yani sınırların, düşman sınırlarının kapatmasını, korumasını emretmiş. Ve teçhizi cüyüşi, askerlerin teçhizi, hazırlanması, donatılmasını emretmiş. Ve zargi bu da la yetimu illa bi imamin yerciuna iley fi umurim. İlla bir imam olacak ki Müslümanlar umurlarında, işlerinde ona müracaat ederler. Müşkilatları ona çözecekler. Böyle bir imam lazım. وقد اجمعت الصحابه عليه بلا صحابه بل نسب الامام üzerine ittifak etmişler بعد مفارقته الدنيا صلى الله عليه واله وسلم. Efendimiz dünyadan müfarakat ederken sahabeler nesb الامام üzerine ne etmişler? İttifak etmişler. واشتغلوا به عن دفنه صلى الله عليه وسلم. Allah'ın Resulü'nün defninden o yani onun iştigaliyle definden geri kalmışlar. Yani öncelikli ona vermişler. Allah'ın Resulü'nü def etmeden önce nesbul imamla uğraşmışlar. Hakikaten öyle mi? Evet. لِأَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ تُوُفِّيَ يَوْمَ الْاِسْنَيْنِ اَنْدَ الزَّوَالِ Pazartesi öğle vaktinde vefat etti. فَمَّكَسَ زَالِكَ الْيَوْمَ Pazartesi kaldı. وَلَيْلَةَ السُّلَاسَى Salı gecesi deni وَلَيْلَةَ السُّلَاسَى'i Sulasa gecesi yani Salı gecesi de kaldı. Tabi Salı günü de kalmış. وَدُفْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ فِي آخِرِ لَيْلَةِ الْاَرْبِعَى Çarşamba gecesinin sonlarına doğru, sabaha doğru defnedilmiş. Çarşamba gecesi, yani Salı çarşambaya bağlayan gece. Yani perşembe sabahına yakın defnedilmiş. Vakale, vefat edince vakale Ebu Bekir radıyallahu anhu ve labudde lihazel emri bu emri için, bu İslam dini için mimmen yakumu bihi yani bu hilafet için bununla kıyam eden biri lazım. Fenzuru bakın ve hatu araekum fikirlerini yani bakın, tefekkür edin, düşünün, görüşlerinizi getirin. Rahimekumullah Teala. Neyi beğeniyorsanız, kimi uygun görüyorsanız fikirlerinizi belirtin. Fekalu min kulli canibin minel mescid. Tabi Mescid-i Nebevi dolu. Her taraftan ses çıktı. Sadakta, sadakta. Doğru söyledin ya Ebu Bekir, doğru söyledin. وَلَمْ يَقُلْ اَحْدٌ مِنْهُمْ لَا حَاجَةَ بِنَا اِلَى اِمَامٍ Bu aynı zamanda, yani imama ihtiyacımız yok kimse demedi.
Bu da sahabelerin icmaidir. Ve işte mal muhacirune, muhacirler birine toplandılar. Yeteşavverune fi şe'nil hilafeti. Hilafet şe'ninde hakkında istişarede bulunmak üzere toplandılar. Fekalu li Ebi Bekir'in intalik bina ila ihvaninel ensari. Bizimle çık, ensari kardeşlerimize gidelim. Nudhiluhum ma'ana. Yahut da nudhiluhum ma'ana. O, biz fiyemir-i hilafet, hilafet emrinde onları da içimize alalım. Onları da istişare tabi edelim. Fakala tabi gittiler. Toplandılar. Şu an Mescid-i Nebevi'nin doğu batısında Mescid-i Nebevi'ye yakın bir hurma bahçesi var. Atrafı da divarlıdır. Tam orasıdır. Şu an yıkılmamış. Fakalel ensarun minna emirun ve minkum emirun. Bizden bir emir olsun, sizden bir emir olsun. İki tane olsun. Fakala Ömer'u men sebete lehu mislu hazil fadailet li Ebi Bekir. Ebi Bekir'e olan özellikler kime vardır? Yani bu özellikler kime vardır ki onu Ebu Bekir'e tercih edelim? Kale Teala saniyesneni isuma fil gari. Bak saniyesneni, o isneni Ebu Bekir ile Resulullah'tır. Aleyhissalatu vesselam. İz yekulu li sahibi la tehzen. Bak sahibine diyor. Bak Hazreti Ebu Bekir'in sohbeti Allah-u Zülcelal ifade etmiş. Oldu mu? Tevbe suresi 40. ayet. Fe esbete sohbetehu bizalike. Ebu Bekir esbete, ispat etti Allah-u Zülcelal sohbetehu, Ebu Bekir'in sohbeti bizalike. İz yekulu li sahibi. وَاَسْبَتَ لَهُمْ مَعِيَّةً كَمَعِيَّةِ النَّبِيِّهِ. Bak diyor, saniyesneyni. Nasıl bununla Allah-u Zülcelal Peygamber'le beraber olduğunu ispat ettiği gibi Ebu Bekir'le beraber olduğunu da ispat etti. وَاَسْبَتَ لَهُمْ مَعِيَّةً كَمَعِيَّةِ النَّبِيِّهِ بِقَوْلِ تَعَلَى اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. Ha dur, o değil. Yani saniyesneyni. Yok, o değil. Bak, sanis neyini? Ben yanlış söyledim. Ve esbetu le mahiyyeten ke mahiyyetin nebi bi kavli ta'ala inna Allahe ma'ana. Yine bak, Allah-u Zülcelal'ın, Mişe Resulullah'ın bu sözüyle diyor, Allah bizimle beraberdir. Bak burada bak, diyor Allah bizimle beraberdir. Benimle beraber demiyor. Bak Allah kendisiyle beraber olduğu gibi Ebu Bekir'le de beraber olduğunu ispat etmiş. Oldu mu? Ve esbete ispat etmiş Allah-u Zülcelal lehu Ebu Bekir'e ma'iyyeten ke ma'iyyeti nebi bi kavli ta'ala inna Allah ma'ana. Oldu mu? Evet. Bu da Tevbe'nin 40. ayeti. Aynı ayet. Sümme medde yedehu. Ebu Bekir elini uzattı. Yok, Hazreti Ömer elini uzattı. Febaya Ebu Bekir. Ebu Bekir dedi elini uzat. Ebu Bekir elini uzattı, o da elini uzattı, beyat etti. Ve baya'ehun nasıl? Tabi bir sürü münakaşalar olmuş, tantanalar oldu. Mesele uzundur. Neticede böyle oldu. Hazreti Ömer elini uzatmak suretiyle Ebu Bekir ile beyat etti. Diğer insana da beyat ettiler. Sümme emmerehum. Bak halife seçildi. Onlara emretti. Bi cihazi Resulillahi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Emreti halife oluştu. Resulullah'ın defin işlemine başlandı dedi. Fahtelefu, ihtilafe düştüler. Hel yuhsalu fi siyabihi ev yucarradu mina. Elbisesinde mi yıkanacak veya elbiseden tecrid edilecek, elbisesi çıkarılacak. فَأَلْقَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَنَّوْمَ. Orada yıkama işiyle uğraşanlara
Yüce Allah bir uyku onlar üzerine attı. Yani bir uyku bastı. Bir anlık yattılar. Ve semi'u min nahiyetil beyti kâile. Hepsi birden. Baktı ki o yattıkları yerin köşesine bir ses geldi. Yakulu diyor. La taksiluhu yıkamayın. Fe innehu tahirun. Tahirdir, yıkamanıza gerek yok. Fekâle l-Abbâsu. Efendimizin amcası Hazreti Abbas. La netruku sünneten li savutin la nedri mahvul. Bilmediğimiz bir savuttan dolayı biz bir sünneti terk etmeyiz. Fagashiyahumun nuasum fesemi'u kailen. Bir daha nuas, uykulama onları bastı. Bir hali daha işittiler. Yakulu diyor, gassiluhu yıkayın ve aleyhi siyabuhu, elbisesi üzerinde iken yıkayın. فَاِنَّ ذَٰلِكَ اِبْلِسُ O biraz önce gelen iblisti. وَاَنَّ الْخَدْرُ Ben Hıdır'ım. Hıdır'u Yok. Hıdır'u 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 Asıl dertçi Hıdır'dir. Ama avam dilinde Hıdır'da okunur. Hıdır'da okunur. Oldu mu? فَغَسَلَهُ عَلِيٌّ Hazreti Ali yıkadı. Ve aleyhi kamisu, Efendimizin kamisi üzerindeyken yıkadı. Vel Abbasu, Hazreti Abbas. Ve ibnuhul Fadlu, oğlu Fadl. Yu'inanihi, Ali'ye yardım ediyordu. Ve Kusamun ve Usametu ve Şukranu, Mevlel Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin mevlalleriydi, azat edilmiş köleleriydi. Bunlar da يَسُبُّونَ الْمَاءِ Suyu ne diyorlardı? Döküyorlardı. Ama وَاَعْيُنْهُمْ مَعْسُوبَةٌ Gözleri kapalıydı. Gözleri kapatmışlardı. O şekilde suyu döküyorlardı. وَكُفِنَ فِي سَلَاسَةِ اَسْوَابٍ بِيرْدٍ قُتْنٍ Pamuktan beyaz üç bezde defnedildi. وَلَمْ يَكُنْ فِي كَفَنِي قَمِيسٌ وَلَا اِمَامَةٌ Şu an Şafii mezhebinde de en eftal budur. Üç lefaif. Kamis, imamet yok. وَسَلُّوا عَلَيْهِ Efendimiz üzerine namaz kıldılar Furada. Tek tek. Artık o zaman daha sünnet değildi. Veyahut da izdihamdan dolayı cemaatle kılınmamış. Siyerede de öyle geçiyor. Tek tek kıldılar. Yedhulu cemaatun ve yahrucu cemaatun. Mescid almıyor ya. Civardakiler de gelmişler. Bir cemaat giriyor, bir çıkıyor. Bir giriyor, bir çıkıyor. Vaktelefu fil mevdi ellezi yudfenu fihi. Defin edileceği yerde ihtilaf oldu. Nerede defin edelim? Fekale Ebu Bekri'nin Semiyatu Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem yekul la yudfenu nebiyyun ey illa heyse kubi. Ben Nebi'den aleyhissalatü vesselam'dan işitmişim. Hiçbir Nebi defnedilmez illa kabul edildiği nerede öldüyse orada defnedilir. Feddufine fi beyti Aişe'te. Hazreti Ayşe'nin evinde, odasında şu an olduğu yerde defn edildi. Çünkü onun evinde vefat etmişti. Zekerehu Şinvani fi haşiyetihi. Şinvani haşesine bunu ne etmiş? Yık etmiş. Arda orada ne izgitmiş? Sadece bu kefen işleminin durumunu söyledi. Veyahut da sadece definin bu şekil olayının hani ihtilaf olduğu Hazreti Ebu Bekir o şekil sonuçlandırdı. Şinvani gör bunu kendi kitabında ne etti? Zikir etti. Oldu mu? Artık Şinvani'de ne varsa odur. فَلَيْسَ رُوْكْنًا يُعْتَقَدْ فِي الدِّينِ فَلَا تَزِرْعَنْ اَمْرِهِ الْمُب۪ينِ اِلَّا بِكُفْرٍ فَنْ بِزَنْ اَحْدَهُ فَاللّٰهُ يَكْفِنَا اَزَاهُ وَحْدَهُ بِغَيْرِ هَذَا لَا يُبَاحُ صَرْفُهُ وَلَيْسَ يُعْزَلْ اِنْ اُزِيلَ وَسْفُهُ Ha. Bu da imamla ilgilidir. Bunu yarın okuyalım. Tamam. Fakum Allah